Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 28. Padişahı 3. Selim'in hayatını anlatacağız. 3. Selim ya da Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla İlhami 24 Aralık 1761'de İstanbul'da doğmuştur. 28. Osmanlı Padişahı ve 107. İslam Halifesidir. Babası 3. Mustafa 1774'te vefat ettiğinde henüz 13 yaşında olduğu için amcası 1. Abdülhamit tahta çıkmıştır. Amcası diğer şehzadelerin aksine ona çok iyi davranmış, kafes hayatı yaşamasına rağmen iyi bir eğitim almasını sağlamış, Şehzade Selim müzik ve edebiyatla ilgilenmiş ve besteler yapmıştır. Daha tahta çıkmadan Osmanlı Devleti'nin köklü bir değişikliğe gerek duyduğunun farkında olan 3. Selim, 1789'da yeni bir çağı başlatan Fransız devrimi döneminde tahta çıkar. Tahta çıktığında Osmanlı hem Avusturya hem de Rusya ile savaş halindedir. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar Avusturya ile yapılan Ziştovi Anlaşması ve Rusya ile yapılan Yaş Anlaşması ile son bulur. Bu anlaşmalar sonucunda Osmanlı Devleti Kırım'ın Rus egemenliği altında olduğunu tekrar kabul etmiş... Dinyester Nehri Rusya ile Osmanlı arasında sınır olarak kabul edilmiştir. Avusturya ise Osmanlı karşısında Rusya kadar başarılı olamamış ve ele geçirdiği toprakları Osmanlı'ya geri vermiştir. Yapılan bu anlaşmayla son Osmanlı-Avusturya savaşı da bitmiş olur. Bu tarihten sonra Osmanlı'nın en büyük düşmanı ve rakibi Rusya olmuştur. Bu başarısızlık ve anlaşmalar sonucunda Yeniçerilerin artık kontrol edilemeyeceği iyice anlaşılmış olup böylelikle 3. Selim Osmanlı ordusuna getirmek istediği değişiklikleri yapma fırsatı bulmuştur. Ardından 1793 yılında Nizami Cedid ordusunu kurmuştur. Aynı dönemde Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransızların saldırdığı Mısır'ı İngiliz desteğiyle başarıyla savunmuştur. Osmanlı Devleti ile Fransa arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri olan dostluk böylelikle bozulmuş ve 2 Eylül 1798 tarihinde Osmanlı Devleti Fransa'ya savaş ilan etmiştir. Savaşın başlarında Osmanlı ve Mısır orduları Fransa'ya karşı yenilgi alsa da sonrasında saldırıları geri püskürtmüş ve Fransız ordusunun yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Napolyon Fransa'ya geri dönmüş ve 1801 yılında yapılan El Arish anlaşması ile Fransa Mısır'daki emellerinden vazgeçmiştir. Mısır savaşının olumlu bir sonuca bağlanmasıyla Fransa ile ilişkiler eskisi gibi olmuş. Paris anlaşması ile dostluk pekiştirilmiştir. 1805 yılına gelindiğinde Osmanlı ve Rusya arasında yeni bir anlaşmazlık ortaya çıkmış. Rusya Osmanlıların Rus yanlısı olan Eflak ve Boğdan beylerinin görevden alınması üzerine 40 bin civarında asker ile Eflak Boğdan'a girmiş. Bunun üzerine 3. Selim 22 Aralık 1805 tarihinde Boğazları kapatıp Rusya'ya savaş ilan etmiştir. Rusya karşılık olarak donanmasını Osmanlı üzerine göndermiş ve 1807 yılında Çanakkale Boğazı ve Limne Adası'nda Osmanlı donanmasını yenmiştir. 19. yüzyılın başlarında dünyada güç dengeleri değişmekteydi. Fransa Osmanlı'yı Birleşik Krallığa karşı, Birleşik Krallık ve Rusya ise Fransa'ya karşı savaşmaya ikna etmeye çalışmaktaydı. Özellikle Birleşik Krallık Fransa'ya savaş açılması, Eflak ve Boğda'nın Rusya'ya verilmesi, İstanbul'daki Fransız elçisinin sınır dışı edilmesi gibi kabul edilmesi zor taleplerde bulunmuştu. Bu talepler kabul edilmeyince Birleşik Krallık donanması 19 Şubat 1807'de Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne girmiş, Osmanlı donanmasını yok etmiş, İstanbul'a demirleyip bombardıman tehlikesi yaratmıştır. Bu dönemde 3. Selim'in şehri korumak için bizzat siper kazdığı söylenir. Birleşik Krallık donanması şehri gördüğünde savunmasının kırılamayacağını anlamış ve İstanbul'dan ayrılmıştır. Böylelikle bombardıman tehlikesi de atlatılmış olur. Yine bu yıl yeni bir Yeniçeri ayaklanması baş gösterir. Yeniçeriler Nizami Cedid ordusunun kaldırılmasını istemiş ve Kabakçı Mustafa'nın önderliğinde ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmanın şiddetiyle 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmış, ayrıca tahttan da çekilmiştir. Yerine amcasının oğlu olan 4. Mustafa geçmiş ve 3. Selim'i tekrar kafese göndermiştir. 28 Temmuz 1808 tarihinde 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa bir ayaklama başlatmış. Bunun üzerine 3. Selim Dönemin padişahı 4. Mustafa'nın emriyle boğdurulmuştur. 3. Selim ve onu idam etmeye çalışan Yeniçeriler arasında uzun bir boğuşma geçtiği söylenir. Naşı Laleli Camii avlusundaki 3. Mustafa türbesine defnedilir. 3. Selim dönemindeki en büyük değişiklik ilk kez batılı tarzda kurulmuş ordu olan Nizam-ı Cedid ordusudur. Bu ordunun masraflarını karşılamak için bir de İrad-ı Cedid adlı hazine kurulmuştur. 3. Selim Osmanlı'nın ilk resmi yabancı dili olarak Fransızcayı belirlemiş, askeri okullarda yabancı dil eğitimi olarak Fransızca eğitimi başlatmış, ilk devlet matbaasını kurmuş, yerli ticareti korumak için Avrupalıların ülke içinde ticaret yapmalarını yasaklamış, Ayrıca Yeniçerilerin esame alamını da bitirmiştir. Sultan Selim amcası ve babası sayesinde çok iyi eğitim almış, bilgili ve kültürlü bir şehzade olarak yetişmiş, hem doğu hem de batı kültürüne hakim bir padişah olmuştur. İstanbul'daki ilk opera gösterisi onun döneminde yapılmış. Ayrıca batılı tarzda mimari eserler yapılmıştır. Bestekar olan Selim hem dini hem de din dışı olmak üzere 64 civarında beste yapmıştır. 9 evlilik yapmış ve hiç çocuğu olmamıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.